Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf matematik kitabı 130. sayfayı işleyeceğiz. Konumuz 4. ünite hazır mıyız? Aşağıdaki cümlelerdeki noktalı yerleri bütün, yarım ve çeyrek ifadelerinden uygun olanı yazarak cümleleri tamamlayınız. Bir bütün iki yarım eder. Bir bütün dört çeyrek eder. İki çeyrek bir yarım eder. Aşağıdaki saatlerin gösterdiği zamanın okunuşunu yazınız. Saat 12, saat 7.15, saat 4.30. Aşağıdaki noktalı yerlere doğru ifade ya da sayıları yazınız. Bir gün 20 saatten 4 saat fazladır. 2 hafta 14 gündür. Haziran ayı 30 gündür. Bir yılda 4 mevsim vardır. Zehra bir günde 8 saat uyuyor. 6 saatini de okulda geçiriyor. Zehra'nın bir günden geriye kaç saat zamanı kalır? 8 artı 6, 14. 24 eksi 14, 10 saat zamanı kalır. Selim yaz tatilinde 2 haftalığına dedesinin yanına gidecektir. Selim 3 Temmuz tarihinde giderse hangi tarihte geri döner? 2 hafta 14 gündür. 3 artı 14 eşittir 17 Temmuz'da geri dönecektir. Bir simit parasıyla kaç su alınabilir? 2 bölü 0,5, 4 su alınabilir. Kaç kek parasıyla bir simit alınabilir? 2 bölü 25 kuruş eşittir 8 simit alınabilir. Kaç tane 10 kuruş ile bir simit alınabilir? 2 bölü 0,1 eşittir 20 tane ile bir simit alınabilir. Kilogram cinsinden tartabileceğiniz iki meyveyi tartınız. Meyvelerin kütlelerini karşılaştırınız. Muzun kütlesi elmanın kütlesinden fazladır. Melahat Hanım pazardan 2 kilogram domates, 5 kilogram patates ve 3 kilogram soğan aldı. Domates ve soğanları bir poşete, patatesleri ise başka bir poşete koydu. Hangi poşet daha ağırdır? Poşetlerdeki sebzelerin kütleleri eşit midir? 2 artı 3 eşittir 5 kilo patates ve soğan. 5 kilogram patates ikisi birbirine eşittir. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.